Selamlar dostlarım. Sıfırdan Lig Kasıyoruz video serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Zorlu bir maçla karşınızdayım. Karşının pikleri hem güzel. Ölümcüz Argus var, Nateli var, tek atan Leslie Vale var, Harley var. Bizde de 2 jungle var, tank yok yine her zaman olduğu gibi. Yine dünyanın en zeki insanlarıyla kendini mükemmel oynuyor sanan insanlarıyla beraber oyun oynuyor diyeceğim. Bu videoyu gece çekiyorum. Şu anda gece 3.30. Kocaman bir kahve aldım kendime. Böyle acısından. Ya bu Leslie gelip Türkçekten ben Q'yu da açmadım. Bir acı kahve aldım abi, gece çekiyorum. Bildiğiniz üzere bu seri biraz uzun sürüyor. Bunu yüklemek, editlemek falan derken şöyle uzayacağım buradan. Bak pick ekranında diyorum ki change banlayın, Leslie'yi banlayın. Gidiyorlar SS mesles banlıyorlar. Pick atmayı da bilmiyorlar. Çok garip insanlar ya bu arada. Harbiden zoru seçiyorlar biliyor musunuz? Ne ban atmayı biliyorlar ne pick atmayı biliyorlar bu arada. Garip garip oynuyorlar abi. Neyse ne diyordum. Videolar uzun sürdüğü için arkadaşlar normalden 3-4 kat uzun sürüyor süreler bildiğiniz üzere. Yüklemek editlemek zor oluyor. O yüzden yarın da işlerim var. Video çekecek pek vaktim yok. Gece oturdum. Bugün oynayacağım arkadaşlar. Bu maç zor olacak. Normalden çok daha zor olacak. Tek atacak çok fazla hero'ları var. Çok dikkatli oynamalıyım. Tabi %100 win serisi yapmıyoruz. Burada zaten bu serideki asıl amacımız mantıklı oynamayı sizlere anlatmam. Ortalamanın üzerine çıkmayı göstermek. Bunu da zaten yeterince 3 bölümde gösterdiğimi düşünüyorum sizlere. Arkadaşlar bir hero'yu mükemmel oynayabilirsiniz. Bir hero ile şov yapabilirsiniz. Lancelot alıp ne bileyim şey yapabilirsiniz, tamam mı? Böyle oradan buraya kayıp şey, o TikTok'ta Instagram'da editler oluyor ya. O tarz oynayabilirsiniz. Beni de halat atabilirsiniz. Ne bileyim Link'te hızlı bir şekilde dört bir yana bıçak atıp kayabilirsiniz. Bunlar oyunda zor gibi gözüken şeyler ama en basit olan şeyler bunlar. Bunları yapmanın iki tane faktörü var. Birincisi o hero'yu uzun bir süre oynamak. İkincisi rakibinizin sizden daha düşük bir seviyede olması. Bu ikisi olduğu sürece zaten bu tarz şekilli şukullu hero'ları oynayabilirsiniz. Bunlar problem değil. Ama mantıklı oynamak, benim size bu seride öğrettiğim şey mantıklı oynamak arkadaşlar. Bunu herkes yapamıyor. Oyun bilgisi her şeydir bu oyunda. Bir hero'yu alıp böyle 20-30 saniye kill aldığınız zaman maçı kazanamıyorsun abi. Ama nerede, ne zaman, nasıl hareket etmeni gerektiğini bilirsen mantıklı oynamış oluyorsun. Toplumun üstüne çıkıyorsun oyunda. Ben de bu seride zaten tamamen sizlere bunu öğretiyorum. Diğer serilerden ziyade fark ettiyseniz. Yoksa ben çekerim şurada Moskova Cloud'u. Ne bileyim Brody'yi, Melissa'yı. Yapıştırır geçerim killleri ama. Önemli olan burada mantıklı şeyleri yapmak. Zor duruma düştüğümüzde ne yapmak vesaire. Aa, buraya teleport geliyor. Niye? Tamam bu sattı bu arada ya. Öldü. Base'e gidelim. Farmımız kötü değil abi. 10 numara farm atıyoruz. Bu arada videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden beğeni atan herkese teşekkür ederim. Ayrıca de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu seri hakkında çok fazla olumlu geri dönüş aldım. 1000 tane yorum aldıysam bir iki tane böyle kötü yorum aldım. Ki kötü yorumlar illaki hayatın her yerinde var. Bu arada kötü yorumdan kastım hani eleştiri yorumlarını her zaman açayım. Kendimi geliştirmeme yardımcı olur da. Hani hater yorumu olarak söylüyorum sizlere. Anca iki tane aldım. Yani beni sevmeyen insanlar bile oturup bu seriyi izliyor şu anda. O yüzden bu da güzel bir seriye başladığımızın en büyük kanıtı. Çok teşekkür ederim beğeni atan, güzel yorum atan herkese. Buradan uzayacağım. Bütün killleri aldı bu adam ya. Vallahi bütün killleri topladı eleman ya, neyse. Gold'umuza bakalım, bizim için en önemli olan o. Yalnız o Argus'un o gold'u problem ya. Hızlı bir şekilde farmlayıp şu aşağı ineceğim. Instagram'dan özellikle güzel dönüşler almaya başladım. Ya her zaman önceden de alıyordum böyle yorumlar. Sürekli böyle 2016'dan beri öğretici videolar çektiğim için ama
Son zamanlarda aldığım geri dönüşler eskiye göre daha çok. Bayağı olumlu yorumlar alıyorum. İşte Jim Baba bak şöyleydim. Bu konuda kendimi bayağı geliştirdim diye. Bu tarz yorum almak, mesaj almak özellikle beni çok mutlu ediyor. Seriyi böyle iyi ki başladım diyorum açıkçası. İlham kaynağı oluyor. Bu oyunda her zaman böyle tipler olacak arkadaşlar. Ama bu kanalı takip edenler bu tiplerden olmayacak. Yani buradaki asıl amacımız bu. Buradaki tamamen amacımız bu. Bu kanalı takip eden adam iyi oynayacak abi. Adamlar gidip Estes Mestes banlıyor yani. Bunu sadece bu ligde yapmıyorlar. Efsanede de yapıyorlar. Gidip Chench ve Leslie'nin ne kadar güçlü olduğunun farkında değiller, tamam mı? Adamın karşısına Franco Johnson alınıyor. Adam gidiyor Minstar banlıyor. Yani ne kadar saçma. Senin karşına gelen hero'yu banlaman gerekirken gidip farklı farklı hero'lar banlaman. Aa, yanlış ulti attık. Öleceğiz burada. Yapacak bir şey yok. Hiç sıkıntı değil bu arada arkadaşlar. Gold'uma bakalım. 4200 gold. Problem değil. Devam. Eleman gitmiş. Fırtına almış. Yanlış build. Birazdan yamultacağım. Neyse ne diyordum. Eleman gidip karşısına alınan hero'ları banlamıyor da böyle garip garip ezbere banlar atıyor mesela. İşte zaten bu kanalı izleyenlere anlatmak istediğim olay bu abi. 5 defa gank yediğim için en sonunda kule gitti. Yapacak bir şey yok. Elimiz milimiz de yok ama problem yok. Push konusunda hallederiz. Doğa rüzgarını alacağım. Ne yapıyorsun sen kanka ya? Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Böyle bir oyun tarzım mı var ya? Bu Natalie'ler de harbi çok garipler ya. Oynamayın şu metada şu hero'yu ya. Gerçekten yanımda şu anda Duo'm olsa var ya. Fotoğraf çekeriz adamla, haberi yok. Şu an solo bir ADC olduğum için bana problem çıkarıyor. Takımda tank olmadığı için. Yoksa var çok useless bu arada. Yani işlevsiz. Bir olduğunu falan sanıyorlar şu anda. Şimdi arkadaşlar olayımız tamamen bu maçta şöyle baktığımda olayımız tamamen tamam, eleman kaçtı bir canla. Gidip Lancelot keserse güzel olabilir. Bu Nata tekrar bana gelecek, o yüzden burayı puşlamaya devam etmeyeceğim. Böyle bir doğa rüzgarına erkenden bir çıkmak zorundayım. Çok fokusluyor çünkü bana. Ölümüne bana geliyor eleman. Burayı hızlı hızlı puşlayalım. Yalnız oraya geliyorum. Hiç kill alamadım ya. Böyle birkaç kill çıkarsam aralardan buralardan ata olabilir. Zaten'in W'su gölgesi sıkıntı bana ADC olduğum için. Güzel. Oo, bu adam kritik ADC, bu eski old school build yapıyor bu adam. Yok, gereksiz bu arada. Hızlı bir şekilde pushlayıp geri çıkmak zorundayım şuradan. Evet, doğa rüzgarımız da bitiyor. Hemen mid'e dönebilirim. Güzel ya, bizim mid'imiz tekliyor yani. Bak, gözüme kestirdim bu mid'i. Öleceğim ben burada arkadaşlar bu arada. Buradan benim kurtuluşum yok. Tek atacak gıcık hero'lardan kastım buydu arkadaşlar. Yetenek gerektirmeden direkt tekleyebilen hero'ları var rakibin. Tabi bunları birazdan halledeceğiz. Şimdi şu item'i çıktık. Altın asayı çıktık. Bir de altın asa alacağız bunlara. Ondan sonra bir tane büyü direnci almam kafi gibi ya sanki şu Harley için. Ya da Harley'e dikkat edip bir tane hasım pençeleri yaparsam ayakta kalırım gibi bir his var içimde. Objektifi oynayacağım. 2-3 dakika sonra gidip Lord'a oynayacağım.
Aynen gidin şey banlayın. Gidin Nistar banlayın Leslie varken. Böyle uğraşalım biz adamı kovalamaya çalışalım. Tamam. Epik efsane değilsen Johnson banla. Argus banla. Ne bileyim. Franco banla. Ne oynanıyor burada? Hanzo banla. Oynananı banlayacaksın abi. Senin gidip böyle garip grup banlar atmana gerek yok bu arada. Bu ban atanlara ithafen söylüyorum bunu bu arada. Tamam. Güzel. Bu hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Çok güzel oldu bu. Lord zaten gelene kadar ben doğacağım. Bana temizliğinden bir adet kill vermiş oldu. Asaya çıkmam için. Çok güzel abi. Eforsuz. Problem değil ölmem. Ama ben gold odaklıyım. 8K gold'um var. Bizim Valentin fena değil bu arada cidden bak. Fena değil. Fena da zorluyor yani. Smurf hesap olabilir ya. Evet şu rahatlığımızla şeyle Harley ile kapışırken kahve yudumluyorum. Gold'uma bak görüyorsun değil mi? Tabii Leslie'in gold'u döndü ama yapacak bir şey yok. Baskı çok üstümüzde. Şu Lord'u bir defleyelim dostlar. Sakin bir şekilde. Lord'u şöyle bir defleyelim. O Argus'un ultisi de problem olacak ya. Mid'e döneceğim. Gitme onu. Badank gitme onu. Adamın ultisi var yani. Olmasa gider keseriz. Onun ulti biraz problem bize. Böyle bir tane vurdum. Geri çıktım. Aşağı gidiyor. Bak yani orada birisi var demek oluyor bu. Hiç yakalanmayacak pikleri var adamların da ya. Oo Leslie'yi vurmaya başlamış kritik. Eski build olsa da vuruyor adam. Yapma. Yardım yardıma gelsene be dostum. Aa Leslie'yi yakalayamıyorum ki abi yakalasam. Halledeceğim de adamı yakalayamıyorum. Takımda Lancelot ve Hanzo var. Adam Leslie ile bizi dürtebiliyor. Bak olaya bak baba. Bak bak bak. Önüne geçiyor adamın önüne. Ölecek adam. Adamların pikleri yüzünden Leslie'ye gidemiyorum. Leslie ile birebir kalsam nefes aldırmam Leslie'ye de. Kovala artık onu kovala. Bak gördün mü? Leslie'ye gitmeme izin vermiyor Natalie. Adama erişemiyorum arkadaşlar maalesef ya. Zırh delme alacağım mecbur. Çok hasar vurmak adına da. Oğlum Hanzo oğlum. Aa oynayışlara bak. Oğlum siz niye böyle numune gibisiniz ya? Vereceğiz mi şimdi bu lordu? Ha bir de Argus'la da uğraşacağız değil mi? Aynen bir de Argus'la uğraşacağız. Lord fight'ına gitmemiz lazım. Adam lord aldı. Git gitti o Lord. Geri çık geri. Geri çık geri geri gitti Lord. Mantığı yok. Mantığı yok. Mantığı yok. Mantığı yok. Geri çık. Defleyelim bari Lord'u. Geri çık. Yanlışlıkla takımdan birinin şeyi kesmesini bekleyeceğim sanırım. Abi tek yeme şundan ya. W at W. W at W. W at. Abi o Argus maçı bitirecek ya arkadaşlar.
Ah, tuttuk da. Çabuk 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 çabuk. Vallahi tuttuk bu şekilde. Tamam, o da öldü. Vallahi bir şekilde tuttuk arkadaşlar. Argus var ya, kuleyi kitlese zortlamıştık. Bota bakarlar inşallah. Benim buradan acil şu red'i bir almam gerek. Ben de kritik build'ine mi döndürsem acaba ya eski? Aynen, gel bir de smite at bunu, aferin. Kim Veil doğdu. Şurayı bir tur daha hemen bir pushlayalım. Lord ya, bizim hayatımız anca Lord kurtarır da. Toplu şöyle bir yerlerde pusmamız gerek de. Sağ solu itliyor takım. Abi hepsini kestim. Vallahi hepsini kestim, bitir. Bitir 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 bitir, sattılar. Bitir 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 bitir. Bu da ultisini kullandı boşa. Bana bırak. Oyna 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 oyna. Saldır saldır saldır. Saldır saldır. Minyonlar da çıkacak. Oyna oyna oyna. Saldır, minyonlar gelecek. Bana bırak, bana bırak minyonları. Saldır saldır saldır. Saldır saldır. Vallahi kazandık. Kazandık. Şöyle zor bir maçı kazandım ya. Ruh haliyle. Gördünüz mü? Bir hataya kazandık. Mantık işte bak be. En zor şartlarda mantıkla maç kazandık. Takım harbiden çok kötüydü ya. Hani insanlara böyle kötü demek istemiyorum da cidden çok kötüler arkadaşlar hani. Bak, sessizce oyun oynasalar, pik ekranında efendi bir şekilde piklerini alsalar derim ki lan adam yeni başlamış. Düşüklük, oyunu bilmiyor da çok konuşuyorlar pik ekranda. Lan sen işte çöpsün, öylesin, böylesin, artı 18 küfürler. Yani şimdi videodayım diye söyleyemiyorum da anlayın işte. Ana avrat düz gidiyorlar. Ondan sonra oyuna giriyoruz, böyle mal gibi oynuyorlar yani. Neyse, ona rağmen kazandık, güzel. Evet dostlar. Hadi bakalım, şimdi ikinci maça geçelim. Dostlarım, bu sefer de farklılık olsun diye Layla aldım. Karşımda bana problem çıkaracak. Oo, taşlaştırılı 110 mu almış? Umarım oyundan düşer. Yani rakibin pikleri yine bizim piklerimize göre iyi ya. Ama bizde change avantajı var tabi. Bir de biz varız. Hadi bakalım. Ya bu hesapta Leslie'yi aldık da Leslie'yi oynayamıyoruz. Klasikte oynamadığım için. Yarın hesap sahibine bir mesaj atayım da bir rica edeyim. 2L klasikte benim için şey oynasın ya. 2L kral bir Leslie oynasın. Klasikte de benim oynamaya pek vaktim yok. Leslie falan da oynayalım. Güçlü bir pik. Açtık abi, Leslie oynamıyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Bu sefer Layla aldık ondan dolayı. Layla da iyi bir tercih bu arada. Seviyorum ben Layla oynamayı. Karşımda da bana güçlük çıkaran ADC'lerden, range'inden dolayı. Ben Layla'yı late game'de oynamayı seviyorum. Koridor aşamasında bazen problem yaşayabiliyorsun. Ganklerden kaçmak birazcık zor oluyor. Güzel. Onlarda bir Aegis faktörü olabilir mi? İlan faktörü var çık geri. Tamam, öldü bu. Sattı. Ha, kaçırdık şeyi. Ha, sattı. Neyse, fiske aldık. Şimdi dostlar. Bu build farklı bir build. Ben normal build'ini koymuş olurum. Fırtına alalım. Hızlı koşmaya ihtiyacımız var bizim. Oradan bir atak speed de alırız. Çift atak speed yapabiliriz ya da 3 atak speed. Canavar avcısını zaten seviyorum çıkmayı, biliyorsunuz. Uzaktan pıt 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 diye tararız bunları. Tamam, range avantajını da aldık şimdi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bunlar pireler mi acaba ya?
Aman öyle oynama. Bunlar fena oynamıyorlar ha. Bunlar cidden fena oynamıyorlar. Buraya bir destek lazım. Benim bir tur base'e dönmem gerekecek. Hamza gelirse ölürüm. Bir tur base'e gidiyorum. Bunlar cidden fena oynamıyor. Baksana arkadan geliyor falan. Bak bak. Grill garip garip fiskeler atmazsa kazanabiliriz tabi. O rakip turtle aldı. Şuraya görüş ver şuraya. Şuraya orada bu beklemem çok mantıklı. Aynen orada durman daha iyi olur. İlham olduğu için çok zorlamak istemiyorum. Lolis'te hani Lolita'da Presti ya. Lolis ile beraber problem yapabilir. Farma devam bu şekilde. Ben üstüne gitmen lazım da öyle atılmaz kanka. Tigreal cidden çok amatörcü oynuyor ya. Tamam gel keselim şimdi bunu gel. Neyse ki adam attı. Alma o farmları, ne yapıyorsun? Ne işin var? Git aşağı git koridorlara gank at. Oh ver goldları ver 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 ver. Şu çalı da beklese yeter bu arada Tigreal. Aynen o şekilde orada kalsa okey de. Oğlum burada duracağım burada. Minyonlara gitmeyeceğim. Dur oğlum. Geri çık geri. Geri. Domates. Kritiği çıkayım da şu şeyi bir halledeyim ben ya. Bana bir halledelim baba. Geri çık geri. Durma önde. Sana vururken ben de deme içiyorum. Güzel. Loli aşağı gitti. Hanabi de gitti aşağı. Boş yere aşağı gittiler şu anda. Mantıksız bir hareket yaptılar. Ben de böyle mantıksız hareketleri bekliyorum fark ettiyseniz. Böyle mantıksız hareketler geldi mi değerlendireceğiz direkt. Çalı da çalı da gir şu çalıya kurban oldum. Yat bakayım sen şöyle başla. Öldüm mü öldüm. Aa Veil de gelmiş ya. Riski atıp oradan o Loli kilini de çıkarsam mı diye düşünürken Veil gelmiş. Problem değil. Öldük Veil'a. Aa top gold'um. Güzel. 5200 gold. 10 numara. Gece olduğu için sesim normal videolara göre daha az çıkabilir. Şöyle mikrofonu birazcık daha yakınlaştırayım. Maalesef bu saatte böyle daha sesli konuşamam. Annem valla kürekle saldırır. Sıkıntı yaşarız. Uyuyor kadın.
Adam aşağıdan geliyor. Hiç map'e bakmıyor ya. Domates. Domates, senle hiç anlaşamıyoruz. Allah, burada olmasam bu adamlar bana dive atar. Buradasın. Garip garip şeyler yaşıyoruz. Ya, cidden varlığın zarar, yokluğun olay. Böyle bir şey. Aha. Aha, domates. Aha. Bakın. Güzel. Şimdi bu kuleyi alır bu minyonlar. Benim şu turtle side'ına doğru bir gitmem gerek. Turtle'a bir gireceğiz diyecek de gitmiş Turtle. Red'i alalım ya. Bakın, buraya gelmeniz gerek. Adam aldı mavi şey Red'i. Tamam, öldü, sattı. Bunu taşlaştırdığına ve ultisine dikkat etmek zorundayım. Sadece Hanzo değil tek problem. Taşlaştırla beni çok rahat kesebilir arkadaşlar. Ben şu an bir zırh telmi alayım da. Günahkarı bir tık geciktirebiliriz bir tık. Şöyle Hanzo'yu bir engelleyelim. Hanzo'yu bir aradan çıkar. Aha. Aha, sattı, gel 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 gel. Sabitledim onu. Tamam. Öldü. Atma o fiskeyi. Boş attın domates. Fiskeyi boş attın. Menemen oldun sen şu anda. Ne oldu lan Lindy? Atarlı atarlı üstüme koşuyordu. Şimdi biz zortladın ha. Lindy böyle 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 koşuyordu. Bir sal bir sal yapıyordu. Böyle parmakları alev alıyordu Raze'in. Yat oğlum aşağı. Hemen şunun ormanlarına şöyle bir sağdan soldan Lord bu arada. Şu an direkt Lord bu arada. Easy Lord. Takımın direkt dönmesi lazım. Direkt orada dön. Gel buraya ormancı. Gel buraya ormancı. Adamın yanından geçiyorum. Lord'a vuruyorum. Tam gelmedi ya. Neyse, alacağım ben bu Lord'u. Sıkıntı yok. Arkadaşlar, bu arada bu tarzda hani böyle takımın yaptığı hataları, yanlışları söylememin sebebi onlara flame atmak değil. Sizin bu hataları görmeniz. Yani buradan bilmeyen arkadaşlar görsün diye böyle üstüne baskılıya baskılıya söylüyorum. Yoksa ben oyunda saplar geçer oynar geçerim yani. Çok güzel. Devam edebiliriz bu arada. Aha, sattı. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ulti ile gelmediği sürece problem yok. Öyle bir ultiydi. Bu ne ya? Ben de bir tık sapıttım şu anda. Bana bir de sapıttı. Herkes garip garip ultiler atıyor. Neyse, şu gidelim şu Red'i bir alalım. 10 kargo oldum olmuş zaten. Red'i alıp geliyorum. Tamam, şu an uygun pozisyonda çoğunluğu keseriz Veil'dan tek yemediğimiz sürece. Gel buraya. Gitme o base'e geri. Aa, burada ölmem değil mi? Çok güzel ulti attı bu sefer. Helal olsun domatese. Derken maç bitti arkadaşlar. Karşı Hanabi ile Lolita koridorda güzel oynadı bu arada. Yani Tyrael'ın seviyesinde bir ADC olsaydı kazanırlardı koridoru. Aramızda bir seviye farkı olduğu için maalesef ondan dolayı kaybettiler şu anda. Evet, çift yıldız da aldık.
Hesap Epic 3 oldu bile. Devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım 3. maça geçelim. Evet dostlar, 3. maçtayız. Tekrardan Change ile karşınızdayım. Yine mecburen Change'i aldım. Çünkü takımda dünyanın en iyi oyuncusu ADC'miz Berfin var. Kendisi Mia almak istedi. Bana ADC salmadı. Yapacak bir şey yok. Berfin'e de şey şöyle bir birazcık doğrulayayım da. Gece 4 olmuş ya. Geriye doğru yaslanıp oynuyordum. Arkadaşlar Berfin mal. Berfin gibi olmayın. İşin aslı bu. Abi neden böyle diyorum biliyor musunuz? Yazıyorum tam giriş ekranında. Diyorum ki bak bana ADC salar mısın? İyi oynuyorum şöyle böyle. Cevap vermiyor ya. Ya okumayı yazmayı 1. sınıfta öğretiyorlar tamam mı? Ondan dolayı mal diyorum bu arada. Bir insana okuma yazmayı 1. sınıfta öğretiyorlar. Ben diyorum ki bana ADC salar mısın? Hani yazıyorum 4-5 kere arka arkaya ısrarla. Yazıyor ki orada. Ya Nana çok kanserli Allah belasını versin lan gerizekalı. Yazıyoruz yazıyoruz okusana. Biz 1. sınıftayken bizim sınıfta 30 kişi vardı. 29 kişi şey olmuştu tamam mı? Okuma yazmayı öğrenmişti. Geri kalan bir tane çocuk vardı. O çocuk da bilmiyorum neden IQ'su mu düşüktü bilmiyorum ama o da ikinci sınıfta öğrenmişti. Yani neticesi hani neticeye baktığınızda insanlar okuma yazmayı 1. sınıfta öğrenebiliyor. Hani çok üst düzey bir zeka olmasına gerek yok. Mesela ben 1. sınıfa gitmeden öğrenmiştim. Elime kitap falan veriyorlardı öyle çözmüştüm. İnsanlardan bu performansı da beklemiyorum tabi ama maalesef oyunda böyle bazı insanlar var gerçek anlamda böyle okumayı bilmiyor. Adama yazıyorsun tamam bak bunu ML'de ben çok yaşıyorum. Adama yazıyorsun adam diyalog kuramıyor seninle abi. Diyalog kuramayan insan da bana göre maldır bu arada açık açık söyleyeyim. Bundan dolayı bazı insanlar böyle durumlara gelip şey yapıyor. Duyar kasıyor. İnsanlara hakaret edemezsin. Bunu yapanlar var bu arada. Direkt engele basıyorum. Tak diye geçiriyorum engeli. İnsanlara hakaret edemezsin. Sen bir video içerik üreticisin. Lan oğlum adam mal okumayı bilmiyor. Ne diyeyim amık? Adam okumayı bilmiyor baba. Niye duyarını kasıyor yani? Şimdi arkadaşlar bota doğru gidelim. Alev atışı yedik kafamıza. Rakibin pikler tam Epic Ligi piki olmuş ya arkadaşlar. Ağır Epic Ligi piki yapmışlar sanki. Ne haber dünyanın en iyi ADC'si? Böyle bir selam verelim sana. Of dünyanın en iyi Saber'ındaki adam tam bir Epic gibi oynuyor bu arada Saber'ı ya. Bak takımıma böyle bir adam gelsin. Böyle oynasın. Hani laf etmem arkadaşlar. Yani adamın derim ligi bu. Ama böyle geliyorlar. Ana avrat sen oyunu bilmiyorsun lan. Bana mı öğretiyorsun lan? Ama var ya bir ağır küfürler ediyorlar var ya. Hayvanları karıştırıyorlar küfür ederken. Öyle yaratıcı küfürler duyuyorum ki oyunda. Ondan sonra oyuna girip böyle oynuyorlar. Ben de tutamıyorum ağzımı ne yapayım baba yani. Durduramıyorum kendimi yani. Smite'ini aldık adamın. Bizimki turtle'ı alır herhalde. Seviyorum Change'i ya valla 10 numara hero. Tipi de çok güzel. Ben böyle tatlı hero'ları çok seviyorum arkadaşlar. Böyle tatlı şirin hero'lar benim her zaman hoşuma gitmiştir. Böyle ponçik hero'lar nan olsun bu olsun. Ne oluyor burada? Alfa'dan bir gank yedik. Hop. Bak nasıl tahmin ettim senin orada olduğunu kral. Berfin. Karşıda bir ADC nerede? Ben bu el bir kitap yapayım ya arkadaşlar. Aa, öldüm bu arada. Abi item'a bakarken öldüm. Bizimkiler geri çıkmış haberim yok. Neyse önemli değil. Problem değil. Biraz boş öldük ama. Bak bu da öğretici baba bak işte böyle yaparsanız ölürsünüz öğreticisi. Sakın böyle yapmayın. Sıçtık sıvadık şu anda. Bunu asla kurtaramam.
Kim arıyoruz arkadaşlar? Arka arkaya çok bin aldık ya, onun rahatlığı batıyor bize şu anda. Ondan dolayı bu böyle yani. O rahatlık oradan geliyor. Ha, bu adam da smite her zaman var mı arkadaş ya? Neyse, yakmayı aldık. Şu kitabı da çıkalım da. Bu el tam kitaplık bir maç. Sağa sola gidip böyle ulti atmalık bir maç. Yani rakiple maç kazandıracak hero şey Layla. Layla'da da o ışık yok gibi sanki. Bu maçı da 14 mü oldu diyebiliriz herhalde ya. Çok riskli bir maç değil arkadaşlar. Ya karşının kazanma şansı tamamen Layla. Ne yapıyorsun lan? Oğlum niye böyle bir şey yaptın lan? Gel, sal Kagu. Aa, fitliyor. Aa. Enayi bine alırız abi, severiz. Zaten kazanacaktık. Eforsuz gün alırız o zaman biz de. Neredesin? Layla gel buraya. Layla APK galiba. Bana bunu attırtma ya. Bunu bana attıracaksın değil mi? Alfa ne vuruyor be arkadaşlar. Gerçek hasar var ya, pasifi deli gibi vuruyor ya. Saber fitliyor, gelin ketelim, beleş gir. Al al. Enayi kill al. Allah enayi kill. Enayi mavisini de alalım. Bedava buldun mu çökeceksin. Yok, AFK'ymış, vurmayalımmış. Gerek yok baba. Bir aralar ben de öyle düşünüyordum da. Hayat bizi bu hale getirdi. Hayat insan aslında var ya, her açıdan böyle yapıyor biliyor musunuz? Birazcık garip gelebilir bu konuşma ama hayat insanı cidden şey hali, öldüm mü? Şey hale getiriyor böyle. Daha böyle sert bir hale getiriyor ya insanı. Gerçekten bak. Yıllar geçtikçe insan şey oluyor böyle. Daha böyle bir sert bir karaktere bürünüyor. İnsanın yediği kazıklardan oluyor tabii de bu. Tecrübeden kaynaklı oluyor da. Hani bazı insanlara bakıyoruz diyoruz ya, ulan bu adam neden böyle falan da. Bu adamlar öyle şeyler yaşıyor ki hayatlarında. Öyle olmamaları imkansız gibi oluyor. Gel keselim şunu. İlla ölüne kadar geçeceksin onun değil mi? Heh. Onu korurken öldün yani. Harbiden. Süpermen ya. Süpermen'e bak ya. Ulan beni şöyle koruyan olmadı şu oyunda arkadaş ya. Lan o kadar global tankla beraber oynadım yıllarca. Şöyle korumadılar lan beni. İzleyin lan global tanklar. İzleyin lan şunun anayı. Fedakarlık görün lan. Saat geçtikçe benim boş yapma saati de yavaş yavaş volüm artıyor. Fark ettiniz mi? Kes şu enayiyi bedava kill. Devam et. Hop kes oğlum, devam et. Gelene ultiyi yapıştıracağım. Oh, enayiler aşağıdalar. Vur vur, 8 dakikada bitir. Atlayacak. Atlarsa kestik bu arada. Gel baba. Gel 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 gel. Çıkan minyonları kes burada. Free farm yap. Burada farmlamak çok tatlı oluyor ya. Bedava kill alırken ben ultiyi attım. Adama ulti attım bedava kill almak için. Ölmeyeceğim mi? Ölmedim. Bekle lan, ana geliyorum. Şu kili alayım.
birbirini koruyor sırayla. Bak %30 sen ye, %50 ben yiyeyim kanka. Ölmeyelim. Gerçek dostluk bunu gerektirir lan. Nana oynayasım geldi, çok pis de. Nana ile böyle maç sıkıntıya girdiğinde bazı pozisyonlarda zorlayabiliyoruz. Ha vur vur vur. Vur güzel. Arkadaşlar bu Saber da mal. Saber gibi de olmayın bu arada. Böyle hani 4 kişinin hakkına giriyor ama kendi yıldızı da gidiyor enayinin. Haberi yok yani. Sadece takımına sıkıntı yaptığını falan soruyor ama böyle bir dünya yok yani. Kendine de şu an sıkıntı yapıyor. Layla'yı bir keselim de. Hani oynasa da zaten kazanamayacak. Ama yine de yaptığı tabii ki de ayıp. Tasdik demiyorum böyle. Ben gülüyorum ama videonun neşesi bozulmasın diye. Yoksa bu Saber'da pek etik bir şey yapmıyor yani. Ben videoda olsam çok fena küfür ediyor olurdum. Bakmayın videoda böyle ben sövmüyorum da. Buna çok fena sövüyor olurdum yani. Ben böyle karşıma gelip fitleyenleri sövdüğüm oluyor biliyor musunuz? Oyunun tadı kaçıyor böyle çünkü. Ben bu oyunu kapışmak için oynuyorum abi yani. Bu saatten sonra yıldız için oyun mu oynayacağız baba? Ama tabi bu seride yıldız önemli, yapacak bir şey yok. Çök baba çök, devam et, bas bas. Çök Esma çök. Vur 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 vur. Hadi bitsin bu maçta. Serimiz oldu 14. Yok mu bu videoyu şöyle 2 saat yapmam? Ondan sonra 3 günde videoyu kanala yüklemem. Evet arkadaşlar, selamlar. 3 gündür yoktum çünkü video yüklüyordum diye. Bir çift yıldız daha alsak. Ya var ya, bir şey söyleyeyim mi? Bir savage atsam. Ne zaman savage atsam desem bir sıkıntı oluyor abi. Bize tank gelmiyor falan. %43 vurmuşuz. Bunu buradan hazır öğretici bir video serisindeyiz. Şimdi sizlere bir şey söyleyeceğim. Bu adam buradan feedledi diye reportlamak hiçbir şeye yaramaz. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Mesela ben bu adamı buradan negatif oyuncu AFK fit diye böyle reportladım diyelim. Bu adamın savaş puanı gider, tamam mı? Sistem bundan savaş puanı gider. Böyle adamları banlatmak için küfür mü etti? Adam Allah'a mı sövüyor? Peygamberimize mi sövüyor? Atatürk'e mi sövüyor? X bir tane işte kültürel değerimizden bir tane tarihi bir kişiye mi sövüyor? Ne yapacaksın biliyor musun? Bak. Şimdi raporu kapat baba. Nereden kapanıyor bu rapor? Lan bu rapor şeyi nereden kapanıyor arkadaş? Neyse ha. Bak şimdi şurada savaş kodu var, görüyor musun? Bak onun üzerine tıkladın, panoyu kopyaladın. Hemen onu kopyalıyorsun, bir yere yapıştırıyorsun. Not defterine gir, yapıştır. Oyun esnasında biri sana küfür ettiğinde ya da fitlediğinde bir ekran görüntüsü alıyorsun şu şekilde şak diye. Bunu da aldın, bunu da attın kenara. Buradan çıkıyorsun. Bak şu köşede şey var, bak 500 kilobayt yazan yer var ya, yeni kaynak indirme arayüzü. Onun üstünde bak, Instagram'ın yanında. Herkesin anlayacağı şekilde anlatıyorum. Orada bir kulaklık işareti var. Müşteri hizmetleri. Oraya giriyorsun. 2-3 kurcala. Ben de çok fazla bilmiyorum ama oradan yapıldığını biliyorum. Hesabın çalındığında, böyle fitleyenlerde, böyle ağır küfürler edildiğinde, işte ne bileyim peygamberimize, atamıza böyle küfürler edildiğinde oradan geçiyorsun baba. Sana küfür edildiğinde ailene reportluyorsun. Adamlar kalıcı ban yiyor. Bunu da öğrenmiş olun. Hadi dördüncü maça geçelim. Dördüncü maçtan selamlar dostlar. Tekrardan change aldım. ADC kalmadı. Bol bol change oynuyoruz bu seride ama change hem güzel euro, ben seviyorum. Birçoğunuz da zaten sevdiğine eminim. Son zamanlarda da oyunda herkes zaten change oynuyordu. Böyle bir seride yer alması da bol bol iyi oldu açıkçası. Şimdi ben sizden bir şey rica etmek istiyorum. Videoyu bu dakikaya kadar sarmadan izleyen arkadaşlar bir yorumlarda sizlerle buluşabilir miyim ya? Kaç kişi sarmadan, soluksuz bir şekilde, hani ileriye sarmadan izleyenler ama sadece. Bir yorum atarlarsa, bir sayıya baksam.
Güzel olur. Ben yazmanıza gerek yok. Main ürününüzü yazmanız yeterli bu arada. Orada şifrelenmiş oluruz. Böyle konuşmuş gibi bir şey oluruz. Böyle bir anlaşma yapalım. Yaz baba main ürünü geç ya yoruma. Ben anlarım zaten. Çünkü bazı arkadaşlar böyle sararak izliyor. Her hero'yu sevmiyor. Yalnız şey biraz problem. Yiyeyim bizimle oynamıyor. Bu arkadaş ölmüş olabilir. Ha, XP koridorları buraya gelmiş. Erkan çık, Erkan öleceksin. Çık çık çık. Dairot buralarda. Ha, şeyi içeri aldı. Aa, öldüm mü? Tek yok, öleceğim. Abi adam sabahtan beri beklemiş burada. Öldüm. Ya adam sabahtan beri burada beklemiş. Taş saçıyla kesti beni ya. Oğlum sen manyak mısın? Bu sana bir şey kazandırmıyor ki. Yarım saat beklemem. Sylvan'la ikisi bir de seni geçecek şimdi. Gold'da da eşitleyecek birazdan. Aman ha. Eşitledi. Aynen şu anda eşitledi. Yok mu bu adamların intikam almamız durmadan böyle koridorda gidip ultiyle darlamamız. Zaten kitap bu ildi başlangıcı yapsam çok daha büyük sıkıntı çıkarabiliriz bu elemana. Atlasana. Buradan beraber bir XP alalım. Ben buradan çıkayım. Bu Sylvan'la bu arkadaş ölebilir bu arada. Ultiyi W'yu düzgün atmazsa. Kaçırmaması gerek yetenekleri. Tam da bundan bahsediyordum. Bu eleman burada turtle alırken ben de şunun mavisini çalsam gördü beni, geliyor bana doğru. Vaziyet biraz sıkıntıda ya. Yin'in durum ne? Yin 2-0 oynuyor, güzel. Tabi önce çıkacağız dedikten sonra çıkmamak. Aha, Silvan'la. Geldim Silvan'la. Gel 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 gel. Ah be Yin, atsaydın keşke ultiyi. Martis her şeyi doçluyor arkadaşlar ya. Martis çok gıcık gerçekten. Neyse şu yakmaya çıkalım, bir kitabı öyle çıkalım. Geçen yıl gibi yapalım. Ölmüş olabilir içeride. Tekleyebilir. Helal lan oğlum lan yiyin. Helal lan. Şu adamın maviye gideceğim. Tehlike yaklaşıyor arkadaşlar. Kankam geleceğim. Ormancı yokken bunu yapmayalım bence. Sal. Hiç mantıklı değil şu anda ormancı yokken bunu yapmak. Eyvah kaçayım. Demek sıfır gibi bir şey. Mana da bitti. Neyse şurayı alalım. Bir base atalım. Bir reset alalım. Gelelim. Bir reset vakti geldi. Tamam neyse, Cecilia ondan öndeyiz. Takımımız önde, ADC'miz güzel 5-0 oynuyor. Yiğinimiz de önde, gayet güzel.
Benim şu an geride olmam açıkçası benim için sevindirici. Ben böyle durumlarda seviniyorum arkadaşlar. Takım benden önde olduğu zaman da. Kendime güveniyorum bu tarz konularda. Takımın önde olması her zaman daha iyi ya. Ben zaten kendime güveniyorum. Toplarım kafasındayım oyunu. Her türlü maçı toplarım kafasındayım. Ama takım her zaman öyle olmuyor. O yüzden bu güzel iyi bir haber. Ah çekti beni ya. Senin bir mavine çökeceğim ben kral. Senin maviye bir çökeceğiz. Sen şöyle bir gele dur şöyle. Bir tane vurayım ben sana. Riskli bu yaptığım. Aşağıdan biri geliyor. Dikkat et çekmesin. Kitabın arkasına hemen akıllı hasar yapacağım. Hasar, kitap hasar biraz düşürüyor. Akıllı hasayla telafi ederim ama slowdan da feragat edeceğiz tabi. Yani yavaşlatma etkisinden. Böyle maça göre item sıralamaları değiştirmek güzel olabiliyor. Güzel, onu base'e yolladım abi. Turtle'a gir şu anda. Gel 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 Turtle'a gir. Jungle'da gelirse güzel olur bak. Adamların midi geri gelmiş. Şey aldığı için. Of, fight'a bak. Temiz fight, oynarız orayı. Ha, bu Enay bana fiske attı. Güzel güzel güzel. Bedava bedava fiske. Aa, kestim onu, güzel. Nereye gitti lan? Aşağı mı gitti? Cecilion'u gören var mı? Aha, burada. Yattın aşağı Yusuf. Olmadı Yusuf, olmadı. Valla çok garip bir fight'tı. Tabi çıktık şuraya, bu ulti sallayıp. Abi şu maviyi bir çalamadık ya. Şu maviye bir tadına bir bakalım şunun. Neredeymiş bu mavi ya? Şöyle bir bakalım ya. O gözleme mi var ya burada? Bunu da çalalım da bir daha gelir çalarız. Üçü de alalım. Bir arkadaş var, 3 seridir karşı mavinin küçüğünü kesiyorum diye yorum atıyor. Adam 3 videodur benim küçüğü alıp bir sonrakini çalmak için aldığımı anlayamadı bu arada. 3 videodur anlayamadı reis. Oy demeyece bak, oy 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 oy. Hop, bir anda döndüm geri. Franco'ya dikkat. Bak abi, slow almışım, otomatik build de kalmış. Bu videolarda var ya, dikkatim harbi çok dağılıyor. Şunu var ya, video dışında asla yapmam. Videolarda odağım çok bozuluyor ya. Bak, istediğim eşyayı alamadım. Azıcık canları kaldı. Bizim Lord'a oynamamız lazım. Şu maviyi bir tur daha çalarız. Hop, ölür mü yanarak? Hadi. Ha, ölmedi. Gel gel, vur buna vur. Böyle ulti yok. Bastım ultiyi. Devam et, devam et, devam et. Gel gel gel. Devam et, devam et. Q deneyecek, Q deneyecek. Bir anda döndüm, sağ sol yaptım.
Aldım kuleyi de. Yok, öleceksin her türlü ya. Kullan W'yu. Reis'in bir gelişi var. Bir de gidişi var. Yalnız var ya, yine orayı yargılayabilir arkadaşlar çıkışta. Hepsinin az canı kaldı dedik. Adama nazarı değdirdik abi. Nerede bu Leslie? Bir gelsin bakayım bu Leslie. Gel bakayım oğlum buraya. Gel oğlum Yusuf buraya. Oynuyor Yusuf. Lan! Öl lan. Kaç tane büyü direnci aldın ya? O ne? Damage yemedi bu. Aa, bir tane Athena bu kadar tutuyor muydu ya? Ne var sende hamlen? Allah Allah. Akıllı asa yok diye mi acaba o kadar az vurdum? Beyler, 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 bayanlar. Şu adamın önüne gittim biri. Yazık değil mi şu adama? Daha 5 kişi bir adamın önünde durmadı ya. Ve küfür ediyordur var ya şu anda. Ya, öldüm. Biz niye böyle öldük abi? 10 numarada oynadık. Vallahi var ya, adamlara bedava lord verdik. Rakibe nasıl... Ah! Franco lordu öldü. Rakibe nasıl bedava lord verilir adlı çalışma. Bir tane taşlaştıra canımızı aldı adam. 9K vurmuş. Oo! Ben adamlarla dalga geçiyorum. Adamlardaki Dairoth'un skoru 11-5 ve adamın 11K'ya yakın farmı var. Reis sen nesin be? Adam 1v9 atıyormuş. Kral sen nesin ya böyle? Beni biz hafife mi aldık? Ne yaptık? Geri çık, geri, geri, geri çık, geri. Onunla uğraşmayalım. Şöyle bir tane vurayım da arkasında kimse yok diye de benim Lord'a dönmem lazım. Gel orada, gel orada. Vallahi bak, maçı kaybedersek komik olur yani. Ha, tattı. Verdim slow'u. Oyna. Gel bunu kes bari ya. Gel gel gel. Hadi. Kişi gelsin vursun şuna. Minyonlar durun 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 dur. Ya bu da 8 dakikalık bir maçtı. Ne oldu bir anda bu böyle 15 dakikaya uzadı, bir şeyler oldu. Maç niye bir anda böyle oldu ya? Garip değil mi? Neyse, şu kitabı satarım şimdi. Bizim mavi zızlarım, büyü nüfuzu botu artı kutsal kristal patlatırız. Bu adamın taşlaştır problem. Gel, sattı sattı, güzel. Şattan verdi ya, helal olsun. Abi bu taptan kule verdik bedavaya. Beyler beyler, kule verdik. Neyse, bizim çocuklar da ödü orayı.
Geliyorum oraya, bakacağım ben de oraya. Bakacağım oraya, bakacağım. Bizim Clint'te de 18 kill varmış ha. Clint'in skoru da iyi. Bu skorlarla bu adamların nefes almaması lazım normalde. Bunu bir seçelim şuradan. Lord'a saldıralım, aynen. Lord'u bir alalım. Güzel. Mavi yalanın yanında Leste var. Promosyon paket. Arada böyle MLE indirimler geliyor arkadaşlar. Bu çocuk cidden güzel Dairot oynuyor. Bak hakkını veriyor. Ben böyle Yusuf. Devam et. Hadi devam et baba. Hangi item alacağız dediysek alamadık. Öyle bir video oldu resmen. Bu item alamama olayını cidden videolarda yaşıyorum ya. Heyecanlanıyor muyum diyeceğim videolarda da alakası yok abi. 2000 tane video çektim yani. Odak sorunum var sanırsam ondan. Benim dikkat bozukluğum da var bu arada, biliyor musunuz? Küçüklükten gelen bir şey. Kafam bir şeydeyken diğer bir şeyi yaparken zorlanıyorum ama bu MLD oyun içerisinde pek olmuyor. Harita kontrolünde falan pek olmuyor da. Evet, bugün de 4 maçla karşınızdaydım dostlar. Saat olmuş sabah 5. Seriye başladım gece 3'te. Saat sabah 5 olmuş yani. Ben şimdi bunu gideyim de editleyeyim. Videoya beğeni atarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hatred is now my companion.